bir defa kelime-i tevhid getirmenin üstün derecesi. Musa peygamber gezilerinden birinde yolda bir ihtiyara rastlar. İhtiyar o derece yaşlanmıştır ki artık beli kamburlaşmıştır. İlk bakışta daha beline taktığı kuşaktan ateşperest olduğu anlaşılıyordu. Zaten adam bir ateş yakmış, ateşin karşısına geçmiş, boyuna takıp tapınıyor, ateşe tapıyor. Asıl vazifesi kafirleri inkar ve küfründen, sapıkları daldıkları sapıklıklardan vazgeçirterek Allah yolunun aydınlığına kavuşturmak olan Musa peygamber tam da gayesine uygun bir konu bulmuştu. Adama yaklaştı. Dedi ki, ey ihtiyar dedi. Kaç yıldır bu ateşe tapmaktasın? Söyler misin dedi. Adam dedi ki 94 yıldır. Tam 94 yıldır ben dedi bu ateşe tapıyorum. Peki dedi. Bunca yıllık ömrün süresince hep ateşe taptın. Bir kere olsun her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah'a yönelmeyi, ona ibadet etmeyi hiç düşünmedin mi diye sordu. Bunca yıl ateşe tapmış olan ihtiyar, gözlerinde beliren ümit kıvılcımlarıyla bu yabancıya adeta bir kurtarıcı gibi bakarak dedi ki, iyi söylediniz. Ama tevbe edip Yüce Allah'ın kapısına başvurursam acaba dedi beni kulluğuna kabul eder mi? Sayısız günahlarıma rağmen beni kabul eder mi diye ortaya bir soru attı. Hazreti Musa niye kabul etmesin dedi. Eder. Çünkü Allah kullarına çok merhamet edendir. Bu defa Musa peygambere ihtiyar, madem ki siz Yüce Allah'ın bir ömür boyu kendi aydınlık yolundan kaçarak uzaklaşan bir kulunu bağışlayacağını ileri sürüyorsunuz, öyleyse bana nasıl iman etmem gerektiğini söyleyin, imana geleyim diye sordu. Ardından adam da iman ederek La ilahe illallah Musa Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur, Musa onun kulu ve elçisidir sözlerini zevk ve imanla sıraladı adam. Ve biliyor musunuz, adam İman cümlesini söyledi. La ilahe illallah Musa Resulullah dedi ya. İman eder etmez bir çığlık kopararak ihtiyar hemen yere yuvarlandı. Ellerini, kollarını, ayaklarını hareket ettirmeye çalışan Musa peygamber baktı ki
İhtiyar fani dünyaya gözlerini yummuş. Hemen bir su buldu, su getirdi, yıkadı, kefenledi ve bir kabir kazarak gömdükten sonra kabri başına çömeldi. Ardından da "Ey Rabbim" dedi. "Şimdi ruhunu teslim eden bu kulun az önce kelime-i tevhid getirerek imana gelmişti. Şimdi onun bir kerecik getirmiş olduğu kelime-i tevhide karşılık ona nasıl muamele edeceğini öğrenmek istiyorum. Ne olursun ya Rabbi" dedi. "Ne olursun Allah'ım bana bunu bildir ya Rabbi." Allah'ın emriyle hemen Musa aleyhisselamın yanına bir anda iniveren, bir anda Musa aleyhisselamın yanında beliriveren Cebrail aleyhisselam, "Ey Musa" dedi. "Ey Allah'ın kelimesi Musa, sana Allah'ın selamını getirdim. Ve Rabbim bana şunları sana iletmemi bildirdi. Madem ki 94 yıllık putperest o yaşlı adam "La ilahe illallah Musa Resulullah" diyerek imana geldi, biz de onu dost edindik. Kendisini cennetimize sokarak orada ipekli cennet elbiseleri giydireceğiz ona. Bunun üzerine Musa peygamber sevinçle oradan ayrılarak milletinin yanına vardığında başından geçenleri olduğu gibi anlattı. Müminler derin bir memnunluk içine gömülerek, tabii bu işin sırrını kavramaya koyuldular. "La ilahe illallah Musa Resulullah." Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Musa onun kulu ve elçisidir. Cümlesinin harflerini saydılar. "La ilahe illallah Musa Resulullah." Bu cümlenin harflerini saydılar. Baktılar ki 24 harf var. Demek oluyor ki Yüce Allah Celle Celaluhu bu ihtiyar adamın, iman eden o yaşlı adamın getirdiği kelime-i tevhidin her bir harfine karşılık, her bir harfine karşılık 4 yıllık günahını affetmişti. 24 harf, her bir harfe 4 yıllık günahını affetmişti. Böylece adam bir aylık günahı dışında tüm günahlarından arınmış olarak öbür dünyaya göç etmişti diye rivayet edilir. Revnakul Meclis'te. Yüce Allah bizi de her an kendisini anan, kelime-i tevhidi dilinden bir an bile düşürmeyen, her an "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diyen, kelime-i tevhidi ve kelime-i şehadeti düstur edinen, son nefesinde de bu cümlelerle can veren kullarından olmayı
Rabbim cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin inşallah.